Evet, şimdi TYT sınavımıza bakalım. 6. soruyla devam edelim. Türkiye haritasında bazı ağaç türlerinin yaygın olduğu yerler gösterilirken hata yapılmış. Hangisi hatalıdır diyor. Şimdi ben sığla ağacının endemik bir bitki olduğunu ve sadece Muğla ve çevresinde görüldüğünü biliyorum. O zaman sığla ağacının yeri direkt yanlış gösterilmiştir diye işaretleyeceğim. Evet, Kızılçam ormanları maki bitki örtüsünün, makinin düzelmesiyle ortaya çıkmıştı. Karaçam, kayın ve ardıç da yine doğru yerlerinde ama sığla ağacının Muğla ve çevresinde vermesi gerekiyordu. Diğer soruma geldim. Somali ve Almanya'yı karşılaştırmış. Somali gelişmemiş bir ülke. Almanya ona göre gelişmiş olan bir ülke. Şimdi bu ikisinin karşılaştırmasına bakacağız. Ortalama ömür 55 yıl demiş. Diğeri de 81 yıl. Evet, gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi daha fazla olur. Olabilir. Kişi başına düşen milli gelir. Burada 130 dolarmış. Diğerinde 48 bin dolarmış. Evet, gelişmemiş bir ülkede kişi başına düşen milli gelir daha azdır. Olabilir. Doğal nüfus artış hızı binde eksi 2,4, binde 32. Bunun kesinlikle yer değiştirmesi lazım. Niye? Çünkü doğal nüfus artış hızı dediğim şey doğumlarla ortaya çıkan nüfustur. Bu doğumlarla ortaya çıktığına göre bu ikisinin yer değiştirmesi olasıdır. Çünkü Somali gibi gelişmemiş bir ülkede doğal nüfus, doğumla olan nüfus daha hızlı artar. Ancak Almanya gibi gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artış hızı çok yavaştır. Geldim diğerine. Birincil ekonomik faaliyette çalışanların oranı. Birincil ekonomik faaliyet dediğimde doğadan elde ettiğim malzemelerle yapılan ekonomik faaliyet. Ne gibi? Tarım gibi. Ne gibi? Madencilik gibi. Ne gibi? Ormancılık gibi. Direkt doğadan elde edeceğim. Bu gelişmemiş ülkelerde daha fazla olması gerekmez mi? Çünkü gelişmiş ülke doğaya bağımlı değildir ki zaten. Sanayisi gelişmiş, ticareti gelişmiş, başka ülkeden alır, ihracat yapar, ithalat yapar. O yüzden yine bu ikisinin de yer değiştirmesi gerekiyor. 3 ve 4'te yanlışlık yapılmıştır diyeceğiz. Geldim 8. soruya. Bazı beşeri faaliyetler verilmiş. Bu faaliyetlerde en çok zarar gören sistemleri soruyor bana. Termik santrallerde enerji üretilmesi, motorlu araç kullanılması, konutlarda ısınmanın sağlanması için fosil yakıt kullanılması. Bunların hepsi havayı kirletmez mi? Yani atmosferi kirletecektir bir numara. Denizlerden çıkarılan petrol, denizlerde petrol çıkaran platformlarda ya da petrol taşıyan gemilerde kazaların meydana gelmesi. Denizlerde petrol çıkaran platformlarda kaza meydana gelmesi denizleri yani hidrosferi yani su küreye zarar verecektir. Maden çıkarılması ile yeryüzünde büyük ve derin çukurların oluşması bu da litosfere zarar verecektir. Neden? Çünkü madenler litosferden çıkarılır, taş küreden elde edilir. O yüzden bu da taş küreye zarar verecektir. Atmosfer, hidrosfer ve litosfer C seçeneğini işaretliyoruz burada. 9. soruya baktığımızda hangisi doğrudur diyor öncüllerden. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Reyhan'ın 2018 yılında Orta Amerika'da bulunan Barbados adalarında görev yapmıştır. Buradaki ortak saat Türkiye'ye göre 7 saat daha gerideymiş. O zaman ben 3. saat dilimini kullanıyor muyum? 3. saat diliminden 7 saat daha geriymiş. Şimdi bir de her 15 meridyende bir saat değiştiğini biliyor muyum? Neden? Çünkü meridyenler arası 4 dakika zaman farkı var. 15 çarpı 4'ten 60 dakika yani 1 saat değişecek. O zaman benim 7 saatlik bir fark için batıdaki 4. saat dilimine gelmem lazım. Ve bu batıda olduğu için eksi 4 diyeceğim. Çünkü başlangıç meridyenin doğusunda olanlar artı saat dilimleriydi. Batısında olanlar eksi saat dilimleriydi. Türkiye buradaki artı 3'te 7 saat fark olması için Barbados adalarının eksi 4'te olması gerekiyor ki
15 çarpı 7 meridyen yer değiştirebilsin. Bunu doğru aldım o zaman. Devam ediyorum. Ayrıca Reyhan'ın bu ülkede Mart ve Eylül aylarında güneş ışınlarının yere iki kez 90 derecelik açıyla geldiğini gözlemlemişti. Şimdi Mart ve Eylül'de, yani 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınlarının ekvatora dik geldiğini biliyor muyum ben? Evet, çünkü ekvatorda gölge oluşmuyor bu tarihlerde. O zaman ben hangisini alacağım? Evet, yengeç dönercesiyle ekvator arasında olması gerekiyor iki kez dik düştüğüne göre. Tam bu tarihlerde olsa ekvator üzerindedir derdim. Ama Mart ve Eylül ayları arasında dik geliyorsa kesinlikle yengeç dönencesi ve ekvator arasındadır yorumunu yapacağım. Tropikal kuşakta yer alır. Nereden anlıyorum? Yengeç dönencesine kadar olan bir aralıkta çünkü bu adalar. O yüzden evet, tropikal kuşakta yer alır. Yani sıfırla 23 arasındaymış bu ülke, bu adanın yeri. O zaman her 3 seçeneği de doğru kabul ediyorum. Son sorumuza geliyorum. Koyu renkte gösterilen alanlarda bölge sınıflandırması hangisinin içerisinde yer almaz? Şimdi Hindistan ve Güneydoğu Asya kesinlikle muson ikliminin görüldüğü bir bölge. Kesinlikle yoğun nüfuslu bir bölge çünkü gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin olduğu bir kısım. O yüzden doğum oranları çok yüksek, yoğun nüfuslu diyeceğim. Deprem bölgesi, fay hatlarının geçtiği bir bölge, özellikle Büyük Okyanus kıyısı. Ve yağışlı bir bölge, muson ikliminin yağışları, muson yaz yağışlarını çok fazla alıyor. O yüzden evet, yağışlı bölge diyeceğim. Ama tayga orman bölgesi diyemem. Tayga orman bölgesi demem için orta kuşağın sert karasal iklim görülen yerlerini almam lazım. Bu da yaklaşık 50-60 enlemlerine denk geliyor. Güneydoğu Asya'da tayga ormanları değil, muson ormanlarını görüyorum ben. O yüzden bunu doğru alamayacağım.